Bir kısmınız burada en başından beri takip ediyor beni. Bir kısmınız daha öncesi karikatür döneminden biliyor. Bazılarınız da dergicilik dönemlerinden biliyor. Bazen 10 yıllık seyircimle karşılaştığım oluyor. Şaka maka bazılarınız elimde büyüdü gibi oldu. Bazılarınızla da birlikte yaşlandık resmen. Bir yandan tuhaf, bir yandan tatlı hissettiren bir olay bu. Burada animasyona başladığımda ilk zamanlar çok az kazanıyordum. Yatıp kalkıp çalışıyorsun. 1-2 haftada bir bölüm anca çıkartıyorsun. İzlenmeler de o zamanlar çok düşük. Ayda elime 400-500 lira anca geçiyor. O zamanlar da şimdiki gibi bir yandan podcast, stand-up ve yalan makinesi ya da sipariş işler gibi ek gelirlerim de yok. Tam anlamıyla ekonomik kabus yaşıyordum özetle. Şimdilerde öyle durum yok. Buradan bir sıkıntıya girsem bir başka alan kurtarıyor beni. Yine ilk zamanlarda bazılarınız hatırlar, şu videoya bir sponsor gelmişti. Çok da küçük bir miktarda para vereceklerdi ama öncesinde videonun 90K izlenmesi gerekiyordu. 3 ay boyunca her videoda o videoyu izleyin diye bağırıyordum. Bu bölümü de birinin animasyon başındayken çırpınışları olarak görmek yerine birinin toplum tarafından, aileler tarafından daha az kabul gören bir işte tutunmaya çabalaması olarak görerek izleyin. Çünkü buradan animatör birini çıkar, yerine sporcu koy, yine aynı süreç yaşanıyor. Yerine müzisyen koy, aynı sonuç. Aileler çocukları için riskli işleri kabullenmek istemeyebiliyorlar. Bunda onları da suçlayamıyorum. Bu işlerde risk yüksek oluyor. Geleceğinin de garantisi pek yok. 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Bunun cevabı yok bende. Hiçbir sanatçıda da yok. O kadar çabaladın, sonunda hiçbir şey geçmeyebilir eline. Ben inatçıyımdır, tabi bu uyumu bilmiyorlar. Bir konuda inat ettiysem onu yapana kadar sürekli çabalarım. Geçen sene de bana talk show yapamazsın diyenler oluyordu. Yalan makinesi 30 bine dayandı mesela. Bak gör zamanla orası nasıl en az 300-400 bin takipçiyi buluyor. 4-5 sene önce bir gün evi boyayacaktım. Babamla konuşuyorduk. Dedi şimdi tek başına yapma. Burada isim değiştirerek söylüyorum. Ahmet abinin İstanbul'da boya işi var. Ben de onunla gelirim. Boyayı öyle daha iyi yaparız dedi. Sonuçta adam boya ustası. Benden hayli hayli daha iyi yapardı. Kabul ettim bunu. Çok da güzel boyadı. Hem de bir yandan o boya yaparken yardım ettiğim için boya konusunda iyi tecrübe kastım. Bu sayede bir sonraki evimi kendim boyayabildim. Böyle şeyler basit gibi görünse de çok bütçe dostu hareketlerdir. Öğrenin lütfen. İlk kat boyayı atmıştık. Boyanın kurumasını bekliyoruz. Babam da o sırada market emine gitmişti. Ahmet abiyle oturduk çay içiyoruz. İşlerimin nasıl gittiğini sordu. Anlattım. Biraz daha detaylar sormaya başladı. Onlara da tek tek cevap verdim. Asıl planladığı soruya geldik sonunda. Ne kadar kazandığımı sordu. Onu da söyledim. Tabii ki cevabım onu çok tatmin etmedi. Tatmin etmesini de bekleyemezdim zaten. Bu sefer asıl konuşmasına başladı. Konuşmayı tane tane anlatmaktansa ana teması şuydu. Bu işlerden çok kazanamayacaksın, geçimini bile sağlayamayacaksın, ailen de sana bir zamana kadar bakar, o yüzden bırak bu işleri, kendine bir iş bul. Adama cevap vermedim pek. Vereceğim her cevap daha sert bir karşılık bulacaktı. Zaten muhabbetinde de şunu anlamıştım ben. Kendi laflarından daha çok babamın şikayetini bana yansıtıyordu. O belli ki bir ara bizim çocuğa her ay küçük bir miktar para yolluyoruz, bakalım daha ne kadar yollayacağız tarzı bir şikayet etti. Bir hafta içime oturmuştu bu muhabbet. Tabi başta da dediğim gibi moral düşüşlerinde çalışmaya kesen biri değil, aksine daha çok arttıran birine dönüşüyorum ben. Sonrasında seri seri çalışmaya, kendimi geliştirmeye başladım. Yatıp kalkıp animasyon mekanikleri öğreniyordum. Sürekli çizim yapıyordum. Tek bir alanda da değil, birkaç alanda oturttum her şeyi. Sizin de aileniz, çevreniz yaptığınız işe karşı çıkabilir. Moralinizi düşürmek için çabalayabilir. Aileler garanticidir. Böyle durumlarda kolay kolay pes etmeyin derim. Bugün gördüğünüz neredeyse bütün profesyoneller sabırla çalıştıkları için o yerlere geldiler. Bu da böyle bir anıydı işte. Sizin de varsa benzer anılarınız ya da hedefleriniz yorumlara yazabilirsiniz ballarım. Yalan Makinesi kanalını takip edebilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.